Allah Teala insanların dünya ve ahiret hayatını tanzim etmek üzere birçok peygamber göndermiş. Peygamberler de kendilerine tebliğ görevini hakkıyla yerine getirmek için büyük bir mücadele ve mücadele içine girmişlerdir. Bu uğurda onlar pek çok meşakkat çekmişler, hatta tahammül edilemez işkence ve hakaretlere dahi maruz kalmışlardır. Hatemül Enbiya olan Efendimiz de tebliğ vazifesini icra ederken pek çok sıkıntı ve işkencelere uğramış, ancak hiçbir engel tanımadan bütün varlığıyla son nefesine kadar Allah'ın dinini insanlara takdim etmekten geri durmamıştır. Onun İslam'ı yayma hususundaki gayretleri dillere destandır. Aldığı emaneti insanların tamamına ulaştırmayı hedefleyen Peygamberimiz tebliğe yakın çevresinden başlamıştır. Davet ettiği insanları bilhassa ahirette düçar olacakları azaptan sakındırmış, onları ebedi saadete çağırmıştır. Ayrıca kolaylaştırmak, ümitsizliğe düşürmemek, tedrici bir usul takip etmek, bıktırıp usandırmamak ve her fırsatı değerlendirmek, özellikle de yaşayışta insanlara en güzel örnek olmak gibi hususlar onun tebliğ metotlarının başında gelir. Her peygamberin kendine has mucizeleri vardır. Efendimizin en büyük mucizesi de Kur'an'dır. O, insanları bu yüce kitapla ikaz ederek küfür karanlığından iman aydınlığına çıkarmıştır. Gerçi Allah Resulü tebliğ vasıtası olarak bir takım hissi ve haberi mucizelerde göstermiştir. Ancak bu tür mucizeler Kur'an gibi süreklilik arz eden bir hususiyete sahip değildirler. Peygamber Efendimizin mübarek kalbi 3 defa farklı mekan ve zamanlarda açılmış, içini temizlenerek huzur, sükunet, merhamet, şefkat, iman ve hikmet gibi ulvi hasletlerle doldurulmuştur. Şehri Sader, Peygamber Efendimizin kalbinin açılıp yıkanması hadisesine denir. Bu konuyla ilgili ayeti kerime ve hadis-i şerifler şu şekildedir. İnşirah Suresi 1. ayeti kerimesinde "Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi?" buyurulmaktadır. "Senin kalbini açıp genişletmedik mi?" diye çevirdiğimiz 1. ayetteki Şehri Sader kavramını Ragıp el-İsfahani, kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet, bir rahatlık ile genişletilmesi şeklinde açıklanmıştır. Hazreti Peygamber'in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini Zümer suresinin 22. ayeti de dikkate alındığında onun beşeri idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Zümer suresinin 22. ayeti şöyle buyurulmaktadır. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline, işte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Ayrıca müfessirler bunu ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, maneviyat yüksekliği gibi manalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Dua suresinin devam ayetinde olan bu ayetlerde bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hazreti Peygamber'in maneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir. Allah Teala ilahi esrarı alıcı hale gelmesi için Resulullah'ın sadrını müteahhit defalar açmış, içini temizleyerek huzur, sükunet, merhamet, şefkat, iman ve hikmet gibi ulvi hasletlerle doldurmuştur. Bu hadislerin ilki Peygamber Efendimiz henüz süt annesinin yanındayken gerçekleşmiştir. Hadiseyi Fahri Kainat Efendimiz bizzat anlatmışlardır. Bir kimse Resulullah'a peygamberliğinizin ilk alametleri neydi diye sormuştu. Allah Resulü şöyle buyurdu. Benim süt annem Sa'd bin Bekir oğullarındandı. Ben ve süt kardeşim hayvanlarımızı alıp gitmiştik. Yanımıza hiçbir yiyecek de almamıştık. Süt kardeşime, kardeşim haydi anneme git de biraz yiyecek getir dedim. O gitti, ben hayvanların yanında kaldım. Aradan çok geçmeden beyaz elbiseli iki melek geldi. Biri diğerine bu o mudur diye sordu. Öteki de evet dedi. Hemen yanıma geldiler. Beni sırt üstü yatırdılar. Karnımı açtılar. Sonra kalbimi çıkardılar. Onu yarıp içinden iki siyah kan pıhtısı çıkardılar. Sonra biri ötekine haydi git bana kar suyu getir dedi. Onunla içimi yıkadılar. Sonra yine haydi şimdi de dolu suyu getir dedi. Getirdi. Onunla da kalbimi yıkadılar. Sonra haydi şimdi huzur ve sükuneti getir dedi. Onu kalbime yerleştirdiler. Daha sonra biri ötekine haydi kapat ve onu peygamberlik mührüyle mühürle dedi. Melek de kalbimi kapattı ve nübüvvet mührüyle mühürledi. Daha sonra ayrılıp gittiler. Hakikaten çok korkmuştum. Sonra dönüp eve gittim ve başıma gelenleri bir bir süt anneme anlattım.
Bazı kaynakların bildirdiğine göre bu hadise varlık nuru 4 yaşındayken gerçekleşmiştir. Enes Ra, ben Allah Resulü'nün sadrındaki o yara izini hep görürdüm demiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin sadrının yarılmasındaki hikmetlerden bazıları şunlardır. Allah-u Teala bu surette Resulü'nün hal ve şanını insanlara bildirmiş ve onu çocukluğundan itibaren vahiy için hazırlamıştır. Manevi bir temizlik ameliyesi olan Şehri Sadır hadisesinin insanların müşahede edebileceği bir surette vaki olması da onun risaletine iman ve tasdiki daha çok temin etmek hikmetine matuftur. Nitekim bunun gibi harikulade haller insanların ona iman etmelerini kolaylaştırmıştır. İkinci Şehri Sadır. Kalbi Nebi'nin merhamet, şefkat ve rahmet ile doldurulması. Ebu Hüreyre, Ra, Peygamber Efendimiz'e hiç kimsenin sormaya cesaret edemediği şeyleri sormak hususunda son derece cesur davranır, hiç çekinmezdi. Bir gün Fahri Kainat Efendimiz'e, ''Ya Resulullah, nübüvvetle alakalı ilk gördüğünüz alamet nedir?'' diye sordu. İki cihanın salit rehberi olan Allah Resulü şöyle buyurdu. ''Ey Ebu Hüreyre, madem sordun söyleyeyim. Ben 10 yaşlarındayken bir gün sahradaydım. Başımın üstünden gelen bir sesle irkildim. Bir adam diğerine sordu. Bu o mudur? Öteki cevap verdi. Evet bu odur. O zamana kadar hiç kimsede görmediğim yüzler, kimsede bulmadığım ruhlar ve hiç kimsede görmediğim elbiselerle karşıma çıktılar. Yürüyerek bana doğru gelen o iki adamdan her biri bir kolumdan tuttu. Fakat dokunduklarını hiç hissetmedim. Biri arkadaşına, haydi onu yere yatır dedi. Beraberce beni yere yatırdılar. Ben hiçbir zorluk ve güçlükle karşılaşmadım. Yine biri diğerine, haydi göğsünü aç dedi ve o da açtı. Fakat ne kan gördüm, ne de bir acı hissettim. Ona yine şöyle dedi, haydi oradaki kim ve hasedi çıkar. O da oradan kan pıhtısı gibi bir şey çıkardı. Sonra onu fırlatıp attı. Haydi şimdi onun yerine şefkat ve merhameti yerleştir dedi. Çıkardıkları şey büyüklüğünde ve gümüşe benzeyen bir şey koyduklarını gördüm. Sonra sağ ayağımın baş parmağını tutup oynattı ve haydi selametle git dedi. Ben kalkıp giderken içim şefkat ve merhametle doluydu. Ondan sonra da hep küçüklere karşı şefkat, büyüklere karşı da merhamet hissettim. 3. Şehri Sadır, Miraç'a hazırlık. İsra ve Miraç gecesinde Fahri Kainat'ın Hak Teala ile vuslatından evvel kalbi paki nebevileri 3. defa ilahi tecellilere hazırlanarak sadırları iman ve hikmetle doldurulmuştur. Resulullah bu hadiseyi şöyle anlatır. Ben Kabe'nin hatim kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi. Şuradan şuraya kadar göğsümü yardı. Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu. Kalbi çıkardı. Sonra bana içerisi iman ve hikmetle dolu altından bir kap getirildi. Kalbim çıkarılıp su ve zemzem ile yıkandı. Sonra içerisi iman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu.